gmail.com. Hey. Benim adım çabuk, hemen getireyim hep. Ey çabuk mamanat.com, Ankara'da tek tek. Aynı günde teslimat, adı çabuk kargo. Kalite ve hizmette hepimize kasko. Benim adım çabuk, hemen getireyim ben. Ey kedi köpek kuş mama istediğinden. Ey aradığın her şeyi listeliyim ben. Çabuk mamanat.com, kalite güven. Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere Orta Asya kökenli olan, Orta Asya'ya ait olan Türkmen Alabay ırkı köpeklerden bahsetmeye çalışacağım. Videoda da göreceksiniz. İki tane Alabay ırkı köpek göreceksiniz videoda. Bir tanesi dişi, yaklaşık olarak 2,5 yaşında bir köpek. Bir tanesi de henüz 1 yaşında bir erkek Türkmen Alabay. Şimdi bu köpekler, Alabaylar, adından da anlayacağınız gibi kökenleri Türkmenistan. Aslında geçmişe baktığınızda çok çok eski bir molozoit ırk, çok eski bir kökene dayanıyor. Asya köpeği, Orta Asya, ama en eski yıllarda da, yani çok çok eski 3000-4000 yıl öncesine dayandığı söyleniyor Türkmen Alabayların kökeninin. Orta Asya çoban köpeklerinin Tibet'e kadar uzandığı, kökenlerinin Tibet'e kadar uzandığı yönünde araştırmalar ve söylentiler söz konusu. Bu ırk bir çeşit çoban köpeği aslında, ama tabii ki bizim çoban köpeklerimizden, yani işte Akbaş'tan, Kangal'dan, Malaklı'dan biraz farklı yapılanması olan, karakter özellikleri olarak da biraz farklı olan köpekler. Aslında Türkiye'de ciddi anlamda popülaritesi olan köpek ırklarından bir tanesi. Özellikle büyük alanlarda, büyük alana sahip olan, büyük bahçeye sahip olan insanların aslında fazla beslediği, Türkiye'de popülaritesi olan ve bilinen ırklardan bir tanesi. Videoda göreceksiniz. Dişi olan Türkmen Alabay, natural pozisyonda olan bir köpek. Aslında olması gereken o. Fakat çok eskiden beri, tıpkı Türkiye'deki Kangal'ın durumu gibi, çok eskiden beri bu köpeklerin kulak ve kuyruklarını bebeklik döneminde kestikleri ya da iple boğarak düşürdükleri için görselde dikkat etmişsinizdir. Erkek köpek bebekken Türkmenistan'dan alınmış olan bir köpek ve bebeklik döneminde çoktan kulaklarını ve kuyruğunu kesmişler. Aslında biliyorsunuz bu yasak ve kulak kuyruk kesmek köpeği sakatlamaktan ibarettir. Ama geçmişte böyle bir alışkanlık olduğu için devam ettirmeye çalışanlar var. Türkiye'de bu operasyonları estetik hedefli olarak uygulamanız kesinlikle yasaya aykırı, yasak, cezaya yaptırma olan bir şey. Söylediğim gibi de köpeği sakatlamaktan öteye geçmez. Gördüğünüz bu ırklar aslında dev ırklar, yani large breed köpekler. Large breed de demeyeyim, giant ırklar, dev ırklar içerisine giren köpekler. Bu köpeklerin omuz yükseklikleri neredeyse 80 santimleri bulabiliyor. Kiloları da bir Türkmen Alabay'da ortalama olarak bir 70 ila 80 kiloyu bulabiliyor erkek alabaylar. Çeşitli renk varyetelerinde olabiliyorlar. Yani siyah beyaz olabiliyor, kırçıllı olabiliyor, hafif brindle olabiliyor. Kahverengiye çalan siyah olabiliyor. Burada gördüğünüz gibi beyaz olabiliyorlar, bej olabiliyorlar, parçalı lekeli olabiliyorlar. Birçok renk varyetesi olabilen köpekler. Bu köpeklerde çok önemli olan nokta, tıpkı bizim Anadolu çoban köpekleri gibi geniş alanlara ihtiyaç duyuyorlar. Gezmeyi çok seviyorlar, dolaşmayı çok seviyorlar. Başlarına buyruk köpekler, biraz dik başlı da köpekler, özellikle eğitimde İnatçı davranışları çok gözlemleyebileceğiniz, özgürlüğüne son derece düşkün olan köpekler. Türkmen Alabay'ı bizim Kangal ve Akbaş'ımızdan ayıran şey biraz daha agresif yapılanmaya sahip olan bir köpek olması. Bir kere aşırı bölgeciler, yani bölgelerine son derece düşkün olan köpekler ve kendi bölgelerinde ciddi agresif yapılanma içerisine girebilen köpekler. Bunun haricinde türdeşleriyle olan diyalogları biraz sıkıntılı olan köpekler, özellikle köpek agresyonuna yatkınlıkları oldukça yüksek bu ırkın. Özellikle de kendi bölgesini ihlal eden bir köpek, yani bir türdeşi söz konusu olduğu zaman ciddi anlamda agresif yapılanmaya girebilen köpekler. Özellikle koruyucu özellikleri, yani koruyuculuk özellikleri yüksek. Bu çok eski zamanlarda, savaş zamanlarında Orta Asya'da bu anlamda da kullanılmış köpekler. Tabii ki Türkmen Alabay olarak geçiyor ama Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da, Tacikistan'da, Özbekistan'da bu köpekleri, hatta Afganistan'da da bu köpekleri görmeniz mümkün. Bu bölgelere çok fazla yayılmış olan köpekler. Türkiye'de de
çok fazla gözlemlediğimiz köpek ırklarından bir tanesi. Özellikle periferik bölgelerde geniş araziye sahip olan kişilerin beslediği köpeklerden biri. Özellikle apartman dairelerine veyahut da apartman yaşantılarına çok iyi adapte olabilen köpekler değil. Çok cüsseli köpekler, çok ciddi bir kürke sahipler, soğuk hava şartlarına son derece dayanıklı olan köpekler, aynı şekilde sıcağa da dayanıklı olan köpekler, aslında aynı kangallar gibi hem soğuk hava şartlarında hem sıcak hava şartlarında çalışabilen köpekler. Özellikle sürü koruma yine yapabilen, bölgesel koruma yapabilen köpekler ama sürü koruma konusunda kangal kadar başarılı köpekler değil. Biliyorsunuz kangallar, akbaşlar özellikle sürü koruma konusunda üstüne köpek tanımlanamayacak kadar iyi olan köpekler. Ama alabaylar da sürü korumada kullanılıyorlar. Özellikle bölge korumada çok kullanılıyorlar. Söylediğim gibi eski zamanlarda, savaş zamanlarında savaşırken koruma köpeği olarak da veyahut da taarruz köpeği olarak da çok eski zaman dilimlerinde kullanılmış olan köpekler. Bu köpeklerin ciddi anlamda egzersize ihtiyacı vardır, gezintiye ihtiyacı vardır. O yüzden geniş arazilerde olmayı tercih ederler ki böyle bir ırkı edinmek istiyorsanız bu tip bir araziye sahip olmanızı öneririm. Aksi takdirde küçük alanlarda çok mutlu olabilecek köpekler değil ve strese girdiklerinde de özellikle agresif yapılanmasını arttırabilecek olan köpekler. Bu köpeklerin eğitilebilirliği de oldukça düşük. Bunun sebebi IQ'larının düşüklüğüyle bağlantılı değil, özgürlüklerine çok düşkün ve dik başlı olmaları ve inatçı yapılanmaları olmasıyla alakalı olan bir şey. Eğer bir alabayınız olacaksa küçüklükten itibaren özellikle sosyal algılarını geliştirmek konusunda iyi çaba sarf etmeniz gerekiyor. Hem türdeşlerine karşı hem tür dışı canlılara karşı iyi bir sosyal algı organizasyonu yapmanızı gerektiren bir ırk. Bu ırkın bazı hastalıklara yatkınlığı var Türkmen alabayın. Bu arada bu ırkın ömrü ortalama olarak 8 ila 12 yıl arasında değişebiliyor. Eskiden çok daha uzun yaşayabilen köpekler ama şimdi biraz farklılaşmış durumda. Biraz daha çok fazla popüler olması ve üretilmesine bağlı olarak bir takım hastalıklar yakın akraba eşleştirmelerine bağlı olarak daha çabuk ön plana çıkıyor ve köpeğin ortalama yaşam süresini düşüren şeyler, bir de tabii ki yaşam koşulları da çok önemli. Köpeğin yaşam süresini belirlenmesi açısından. Bu ırk birdenbire büyüyen bir ırk. Belki videoda dikkatinizi çekecektir. Erkek olan alabayın dirseklerinde higroma dediğimiz bir sıvı toplanmasını gözlemlemiş olabilirsiniz. Çok hızlı büyüyen köpekler olduğu için özellikle kilo artışıyla ortopedik büyüme birbirine paralel şekillenmediği takdirde bir takım eklem problemleri, tıpkı o köpekte gözlemleyeceğiniz gibi higroma gibi eklem sıvısının dışarıya çıkması gibi bir takım problemlerle karşı karşıya kalınabiliyor. O yüzden bu ırkın beslenmesi çok önemli. Aşırı iri görünmesi istendiği için ve bu yönde çok fazla tetiklenme yapıldığı için küçüklük döneminde aşırı beslenen köpeklerde ortopedik çatıyla kilo artışı paralellik seyretmediğinde birçok hastalığı küçüklükten itibaren özellikle ortopedik çatı hastalıklarına yakalanma ihtimali var. Köpeğin o yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kalsiyum, glikozamin ve kondroitin sülfat konusunda eğer beslenmede bir eksiklik varsa ya da yetersizlik varsa takviye yapılması oldukça önemli. Dikkat edilmesi gerekiyor ırkın yetiştirilmesinde. Bunun haricinde bu ırkın kalça displasisine ve dirsek displasisine her büyük ırktaki gibi yatkınlığı var. Yine çok önemli DCM dediğimiz kalp problemine, kalp hastalığına, kalbin büyümesi ve kassel işlevini yitirmesine bağlı olarak ölümlere sebep olan DCM hastalığına yatkınlığı oldukça yüksek. Yine bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Yine bu ırkın özellikle göz hastalıklarından juvenil katarakta yatkınlığı var. Bu yönde de dikkatli olunması gereken ırklardan biri. Gastrik dilatasyon volvulus, yani mide dönmesine aşırı yatkın, tıpkı Leonberger ırkı köpekler gibi. O yüzden beslenme programlarına, diğer büyük ırk köpek videolarımızda da anlattığım gibi dikkat edilmesi gerekiyor. Parçalı beslenme, yüksek miktarda beslememek bir seferde ve ani mama değişiklikleri gibi, ani stres gibi şeylerle veyahut da bir anda yemek üstüne ağır egzersizi yapılması gibi organizasyonların içerisine kesinlikle girilmemesi gereken ırklardan biri. Söylediğim gibi çok iyi bir kürke sahip, kürkünün çok kalın bir undercoat'u var, çok iyi bir alt tüy yapısı var köpeğin. O yüzden soğuğa karşı çok dirençli bir köpek.
ama senede iki defa postunu değiştiren, bu dönem içerisinde de ciddi bir tüy dökümüne giren köpeklerdir. O yüzden düzenli olarak özellikle bu dönemler içerisinde iyi fırçalanmaları gerekir ve tüy bakımına dikkat edilmesi gerekir. Evet arkadaşlar, bir Türkmen alabay edinmek istiyorsanız en başta yeterli büyüklükte bir alana sahip olup olmadığınızı iyi check etmeniz gerekiyor. Ufak bahçelere bile uygun olmayan köpekler. O yüzden geniş alanlarınız varsa, çiftlik evleriniz varsa, geniş sahalara sahipseniz böyle bir ırkı edinebilirsiniz. Ama tabii ki şöyle düşünmeyeceksiniz. Bu köpek evet geniş alanları seven ve orada yaşatılabilecek köpekler ama zaman zaman sosyal algılarını canlı tutmak ve dinamik tutmak hedefli olarak da kalabalık ortamlarda mutlaka kayışlı gezintilerini yaptırmanız, sosyal algılarını hep ön planda tutmanız gereken köpekler. İtaat algıları zayıf hayvanlar, eğitime pozitif yanıtları düşük olan hayvanlar ve bu da özgürlüğüne çok düşkün ve dik başlı olmasıyla bağlantılı. O yüzden bu tip bir ırkı edinmek istiyorsanız bu özellikleri hesaba katarak ona göre karar vermenizi tavsiye ederim. Çabukmama.com. Hey. Benim adım Çabuk, hemen getireyim hep ey. Çabukmama.com, Ankara'da tek tek. Aynı günde teslimat adı Çabuk Kargo. Kalite ve hizmette hepimize kasko. Benim adım Çabuk, hemen getireyim ben ey. Kedi köpek uçmama istediğimden ey. Aradığın her şeyi listeliyim ben. Çabukmama.com, kalite güven.